f fonksiyonu da g fonksiyonu da m noktasında sürekli olarak bize verilmiş. Bu durumda m noktasındaki görüntüleri m noktasındaki limit değerlerine eşit olarak gelecektir. Onun için buradaki o limit işlemlerini doğrudan görüntülerimizi kullanarak yapabiliriz. Sonuçta limit değeri e, görüntü değerine Eşit olduğu için arkadaşlar o zaman şu üstteki eşitlikten biz şunu elde etmiş oluruz fm artı 2 tane gm eşittir 8 alt taraftan da fm eksi gm eşittir eksi 1 elde etmiş oluruz burada ortak çözümle fm'yi de gm'yi de ayrı ayrı yakalayabiliriz. At tarafa baktığımızda x yerine m-1 yazmamız istenmiş. x yerine m-1 yazdığımızda burası bizi f m-1 artı 1'den f m'nin küpüne götürür. Bakın burada zaten x değişkeni yok. Doğrudan gm bize verilmiş. Yani sabit bir değer verilmiş. Onu doğrudan bizim buraya gm olarak yazmamız gerekir. Orada gx olsaydı x gördüğümüz yere m-1 yazacaktık ama zaten gm sabit bir değer olarak gelecektir. Onu da biz burada doğrudan gm olarak yazmış oluyoruz arkadaşlar. İşte bizim bunu bulmamız gerekir. Hemen üst tarafı bir düzenleyelim. Üst tarafta şu alttaki eşitliği eksiyle çarparsak burası eksi fm artı gm eşittir artı 1 olur. Taraf tarafa topladığımızda FM'ler gider. 3 tane GM'miz 8 artı 1'den 9. GM'miz de 9 bölü 3'ten 3 olarak gelecektir. Şuradaki GM dediğimiz sabit değerin 3 geldiğini görüyoruz. Bu GM'yi şu üst tarafta yerine yazarsak FM artı 2 kere 3'ten 6 bize 8'i verir. Yani FM'mizin de 8 eksi 6'dan 2 gelmesi gerekir. Şurada FM'yi 2 aldığımızda 2'nin küpü bize 8'i verir. 8 kere 3'ten de aradığımız cevap 24. Yani D şıkkı olarak gelecektir. Logaritmik ifadelerimizin iç kısımlarında bizlere polinom fonksiyonların verildiğini görüyoruz. Bir tarafta x küp eksi 2x artı 4 bir tarafta da doğrudan birim fonksiyon x bize verilmiş. Bu tip durumlarda hemen x'lerimizi yerlerine yazacağız. Hani tanımsızlık getiren gerçel sayı olmayan bir durum getiren bir şeyle karşılaşmazsak doğrudan değerlerimizi yakalamış olacağız. Sol tarafta şimdi x yerine 3'ü yazdığımızda 3'ün küpü eksi 2 çarpı 3 artı 4'ü elde ederiz. Bu da 27 eksi 6 artı 4'ten bize 25'i vermiş olacaktır. Yani biz burada aslında logaritma 5 tabanında 25'i dolayısıyla 2'yi elde etmiş oluruz. Sağ tarafa baktığımızda ise x yerine m yazarsak elde dediğimiz limit değeri ln m olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Sol taraftan 2 elde etmiştik. Sağ taraftan ln m geldi. Bunların toplamı bize 7'yi verecek. Bu durumda elenme 5 olmalı ki 2 artı 5 bizi 7'ye götürmüş olsun. Elenmeyi logaritma E tabanında M olarak yazdığımızda bu 5'e eşit gelir. Bu durumda E üzeri 5'in bize M'yi vermesi gerekir. Doğru cevabımız burada B şıkkı olarak gelmiştir. Hemen birinci ifademizi bir inceleyelim. Bir fonksiyonun x eşittir a noktasında limiti varsa bu fonksiyon x eşittir a noktasında süreklidir demişiz. Hemen bunun aksine bir örnek verip daima doğru gelmeyeceğini gösterelim. Şu bir fx fonksiyonunun grafiğinin bir parçası olsun. Burada da absisimizin ne geldiğini düşünelim. A geldiğini düşünelim. Şurası da bizi neye götürsün? B'ye götürsün. Bakın bu fonksiyon A noktasında limiti B olan bir fonksiyondur. Sağ limitte sol limitte bize B'yi verir. Ama fonksiyon A'da tanımlı bile olmayabilir. Ya da tanımlı olduğunu düşünelim. Şöyle yapalım. Burada görüntümüzün de ne geldiğini düşünelim. C geldiğini düşünelim. Bakın A'daki görüntümüz C ama A'daki limitimiz B olduğu için fonksiyonumuzun A'da sürekli olmadığını göstermiş olduk. Yani bu daima doğru gelecek bir ifade olamaz. Tabii ki olabilir. Üstteki pembe noktayı üstte değil de şu alt tarafta gibi düşünürsek A noktasında limitimiz de var sürekli de oluruz ama limitimiz varsa kesinlikle sürekliyiz diyemeyiz sürekli ise kesinlikle limitimiz vardır diyebiliriz arkadaşlar İkinciye bakalım bir fonksiyon x eşittir A noktasında sürekli ise bu fonksiyonun x eşittir a'da limiti vardır. Evet az önce bunu söylemiş oldum. Süreklilik varsa orada kesinlikle limit de gelmiş olacaktır arkadaşlar. E, çünkü sürekliğin olması için o noktada tanımlı oluyoruz. Oradaki görüntü değerimiz o noktadaki limit değerimize eşit oluyor. E, limitten bahsediyorsak limitin var olması gerekir. Dolayısıyla eğer sürekli ise kesinlikle o noktada limitli de olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir fonksiyon x eşittir a noktasında sürekli ise bu fonksiyon x eşittir a noktasında tanımlı tanımlıdır. Evet zaten süreklikteki temel mantık bu. O noktada tanımlı oluyoruz. O noktadaki görüntümüz o noktadaki limit değerimize eşit oluyor. Onun için eğer süreklilikten bahsediyorsak o noktada tanımlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu da daima doğru olarak gelecektir. Doğru cevabımızın burada 2 ve 3 yani D şıkkı olması gerekir. Öncelikle şu sol taraftaki limitimizi bir hesaplamaya çalışalım. Çoğu soruda söylediğim gibi mesela biz f1 artı yazdığımızda bu f fonksiyonunun 1'in sağ tarafındaki limiti manasına gelsin sürekli lim lim yazmayalım. Şimdi biz burada x yerine 3 artı yazınca f 3 artı eksi -3 gelmiş olur. Bu da 3'ten biraz büyük bir değerden 3'ü çıkarttığımız için bizi 0'dan biraz büyük bir değere yani 0 artıya götürecektir. Kafamız karışıyorsa şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Şurada 3'ü, burada 2'yi, burada 1'i, burada 0'ı işaretleyelim. Biz 3'ten biraz büyük bir değerdeyiz. 3'ün biraz sağındayız. Buradan 1 çıkardık, 2 çıkardık, 3 çıkardık ve 0'a değil de sıfırın biraz sağ tarafına yani sıfır artıya ulaşmış oluyoruz. Burada da bu mantığı kullanmış olduk. Demek ki öncelikle f'te sıfırın sağ tarafındaki limite bakmamız gerekiyor. Yani sıfırdan büyük değerlerimize odaklanacağız. Bu da bizi şu alttaki fonksiyona götürecektir. Bizim burada x gördüğümüz yere sıfırı yazmamız gerekir. O zaman mutlak değer içinde sıfır eksi bir eksi sıfırı şu şekilde düzenledik. Şu iç kısım bize mutlak değer eksi birden biri verir. O zaman ifademiz mutlak değer içinde bir eksi sıfır yani mutlak değer birden bir olarak gelecektir. İlkinden biri yakaladığımızı söyleyebiliriz. Hemen ikinciye bakalım. X gördüğümüz yere 2 artı. 2'nin sağını yazacağız. Şurada düzenleyelim. F'in içinde 2 eksi 2'nin sağı gelmiş olur. 2'den 2'den biraz büyük olan bir değeri çıkartıyoruz. Tam 2'yi çıkartsaydık 0 olurdu. Çıkartmaya devam edeceğimiz için 0'ın da biraz soluna geliriz. Yani burası bizi f0 eksiye götürecektir. Kafamız karışıyorsa yine sayı doğrusu çizebiliriz. Burada 2, burada 1, burada 0 olsun. Biz 2'deyiz. 2'den başladık. 1 çıkarttığımızda 1'e, 1 daha çıkartırsak 0'a geliriz. Şu anda 2 çıkarttık ama 2'den biraz büyük bir sayı çıkartacağımız için 0'ın da biraz sol tarafına ne yapmamız gerekir? Gelmemiz gerekir. Demek ki burada istenen de f'te sıfırın sol tarafındaki limittir. O zaman üstteki fonksiyonu kullanırız. Sıfırın sol tarafında bir x değeri yazdığımız için bu negatiftir. Yani sıfırın sol tarafı sıfırdan küçük gelir. O zaman mutlak değerin içinde negatif bir ifade varsa o dışarıya önüne eksi alıp çıkar. Biz burada eksi x bölü x elde ederiz. x'ler gittiğinde de elimizde eksi 1 kalır. Buradan yakaladığımız limit eksi 1'dir. Buradan da eksi 1 elde ettik. Bir taraf 1 bir taraf eksi 1 topladığımızda 0 gelir. Doğru cevabımızın a olması gerekir. x m'nin sol tarafına yani m eksiye giderken 64'e ulaşmak istiyoruz. Bakın burada tabanımız 4 bu durumda limitle elde edeceğimiz değerimiz şurada 3 gelmeli ki 4 üzeri 3 bizi kaça götürmüş olsun 64'e götürmüş olsun. Yani biz şunu söyleyebiliriz limit x m'nin soluna giderken mutlak değer içinde x kare eksi m kare bölü m eksi x bize kaçı vermeli aslında 3'ü vermeli. Ee, şimdi burada mutlak değer bizim için belirleyici olacak. Ben şöyle bir inceleme yapmak istiyorum. Hani x kare eksi m kareyi bir inceleyelim. Biz burayı x eksi m çarpı x artı m olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri m, bir diğeri ise eksi m olarak gelecektir. Şimdi m pozitif mi negatif mi bilmediğimiz için biz burada bir işaret tablosu oluşturmak istesek eksi m'yi buraya m'yi buraya yazabiliriz. Ee, bunlar ifademizi sıfırlayan değer değerler olarak gelecektir. X karenin katsayısı pozitif olduğu için artı eksi artı şeklinde ilerlemiş oluruz. Ama eğer m'miz negatifse bu sefer işaret tablomuzda M bu tarafta, eksi M bu tarafta bulunmalıdır. Yine x karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başlarız, eksi artı demiş oluruz. Bunları dikkatlice incelememiz, yorum yapmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz biz burada x yerine M'yi yazdığımızda M kare eksi M kare 0, M eksi M 0, 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Belli ki bu belirsizliği yok ettikten sonra biz tekrar x gördüğümüz yere M yazdığımızda limitimiz olan kaça ulaşacağız? 3'e ulaşacağız. Şimdi burada mutlak değerli ifade bizim için önemli. Örneğin biz m'nin sıfırdan büyük olduğunu düşünelim ve şu üstteki durumu bir yorumlamaya çalışalım. m'miz sıfırdan büyük m'nin sol tarafında bir değer verdiğimizde bakın buradaki işaret tablosunda m'nin sol tarafında bir değeri biz x kare eksi m karede yazdığımızda m'nin sol tarafındayız ya görüntümüzün ne geldiğini görüyoruz negatif. O zaman m sıfırdan büyükken m'nin azıcık küçük olan bir değerini yani m eksiği X kare eksi M kare de yazdığımızda e, X kare eksi M kare negatif geliyormuş. O zaman mutlak değer dışına çıkarken önüne eksi alıp çıkar. Yani M kare eksi X kare diye çıkar. İfademiz M kare eksi X kare bölü M eksi X'e dönüşür. Çarpanlar ayırma yaptığımızda M eksi X çarpı M artı X bölü M eksi X gelir. İşte M eksi X'ler burada gidecektir. Geriye de M artı X kalır. Orada biz X gördüğümüz yere M'yi yazdığımızda 2M'ye ulaşmış oluruz. İşte bu 2M'nin kaça eşit olduğunu olduğunu görüyoruz. 3'e buradan da M'miz 3 bölü 2 olarak gelecektir. M pozitif olsun demiştik ve 3 bölü 2'yi pozitif olarak yakaladık. Demek ki aradığımız M değerlerinden bir tanesi 3 bölü 2 olarak gelecektir. Şimdi diğer M değerine bakacağız. Aslında onun da Eksi 3 bölü 2 geleceğini buradan e, anlayabiliriz ama yine de bir bakalım. Şimdi şu alt taraftaki tabloya odaklanmamız gerekiyor. Biz burada m'nin sıfırdan küçük olduğunu düşünüyoruz. m'miz sıfırdan küçük e, yine 0 bölü 0 gelecek ve çarpanları ayırma yapacağız. Ama mutlak değer dışına nasıl çıkacağız buna bakmamız gerekiyor. m'miz sıfırdan küçük m'nin sol tarafından inceleme yapıyoruz. Bakın m'nin sol tarafındayken görüntülerimiz ne geliyormuş pozitif. Yani m sıfırdan küçükken x kare eksi m kare de m'den biraz küçük bir değer m eksi yazdığımızda pozitif bir değer elde ediyoruz. Dolayısıyla mutlak değerin iç kısmı dışarıya aynen çıkacaktır. Bu da bize x'in karesi eksi m'nin karesini verir. Alt tarafa da m eksi x geliyor. Ben alt tarafı eksi parantezinde x eksi m olarak yazacağım çünkü birazdan bunlar sadeleşecek. Üst tarafı çarpanlara ayırdığımızda x eksi m çarpı x artı m gelmiş olur. Alt tarafta da x eksi m'imiz var. Burada x eksi m'ler gidecektir. Tabii ki şuradaki eksimizi de unutmayalım. Başında bir paranteze almıştık ya eksimiz var. Elimizde x artı m bölü şuradaki eksi kalıyor. x yerine m yazınca m artı m 2m. Onu da eksiye böldüğümüzde eksi 2m'yi elde ediyoruz. Bunu 3'e eşitliyoruz. m'miz de buradan eksi 3 bölü 2 olarak Bulunmuş oluyor arkadaşlar. İşte bir 3 bölü 2 bir de eksi 3 bölü 2 m'mizin alabileceği 2 değer olarak bulunmuştur. Bunların çarpımı da 3 bölü 2 çarpı eksi 3 bölü 2'den bize eksi 9 bölü 4'ü verir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Öncelikle alt taraftaki limiti bir hesaplamaya çalışalım. Hem pay kısmında hem payda kısmında sıfırı bir yazalım. Bakın burada x yerine sıfır yazdığımızda f2 eksi f 2 elde ederiz. Alt taraf doğrudan sıfır olarak gelecektir. Bu da bize sıfır bölü sıfır belirsizliğini verir. Bundan kurtulmamız gerekiyor. F'in başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu bize söylenmiş. Bir parabol olduğu söylenmiş. Hemen f'i bir yakalamaya çalışalım. F'de eksi 2 yazınca ve 3 yazınca sıfırın geldiğini biliyoruz. O zaman fx eşittir dediğimizde baş katsayımız sayımız 1. Eksi 2 yazdığımızda sıfırın gelmesi için x eksi eksi 2'den x artı 2. 3 yazdığımızda sıfırın gelmesi için de x eksi 3'ü buraya çarpan olarak koyduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Yani fx'imiz x artı 2 çarpı x eksi 3 olarak gelir. Bizim f 2 eksi x ve f 2 artı x'e ihtiyacımız var. Hemen şurada f 2 eksi x'i bir yazdığımızı düşünelim x yerine 2 eksi x yazarsak burası bize eksi x artı 4'ü vermiş olur. x yerine 2 eksi x yazarsak buradan da 2 eksi x eksi 3'ten ne gelecektir? Eksi x eksi 1 gelecektir arkadaşlar. Şimdi burada bunu yazdıktan sonra f 2 artı x'i bir yazmak istiyorum. f'te x gördüğümüz yere 2 artı x yazarsak burası bize x artı 4 çarpı 2 artı x eksi 3'ten x eksi 1'i ne yapmış olur? Vermiş olur. İşte bunları düzenlememiz gerekiyor. Şurada eksi x artı 4 ile eksi x eksi 1'i bir çarpalım. Buradan neyi elde etmiş oluruz? x'in karesi e, eksi 3x eksi 4'ü elde etmiş oluruz. Buradan da x'in karesi artı 3x eksi 4'ü elde etmiş oluruz arkadaşlar. İkisinin farkını alacağız. Yani x kare eksi 3x eksi 4'ten alttakini çıkartacağız. O zaman eksi x kare eksi 3x artı 4 yazıyorum. Bunu bir de neyle oranlıyorum? x ile oranlıyorum. Burada da x sıfıra giderkenki limiti incelemek istiyorum arkadaşlar. X kareler birbirini götürür. Dörtler birbirini götürür. Elimizde eksi 6 x bölü x kalır. İşte buradaki x'leri sadeleştirdiğimizde 0 bölü 0'ı da kenara bırakmış oluruz. Ve elimizde sadece eksi 6 kalır. Aradığımız limitte bu eksi 6 değeri olarak bulunur. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle hem pay kısmında hem de payda kısmında doğrudan bir pi bölü 4'ü yazalım. E, kosinüs pi bölü 4 bize kök 2 bölü 2'yi verir. Kök 2 bölü 2'nin karesi bizi 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'ye götürür. O zaman 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 dediğimizde 1 eksi 1'den 0 elde etmiş oluruz. Paydaya baktığımızda kosinüs pi bölü 4 kök 2 bölü 2 yapar. Kök 2 bölü 2'nin 4. kuvveti gelir. Sinüs pi bölü 4 de kök 2 bölü 2 yapar. Yine kök 2 bölü 2'nin 4. kuvveti gelmiş olur. İkisi birbirine eşit olduğu için farklarını aldığımızda 0 gelecek. Burada 0 sıfır bölü 0'ın geldiğini görüyoruz. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Ee, aslında üst tarafa dikkatlice baktığımızda bu bize neyi verecektir? Kosinüs 2x'i verecektir. Kosinüs 2x'i biz farklı olarak nasıl yazabiliyorduk? Kosinüs kare x eksi sinüs kare x olarak yazabiliyorduk. Bu şekilde bir dursun. Bölü dedim alt tarafa indiğimde kosinüs x'i c gibi düşünürsem c üzeri 4. Sinüs x'i de s gibi düşünürsem s üzeri 4'ün geldiğini görüyorum. Bu aslında c'nin karesinin karesi eksi s'nin karesini karesine eşittir. 2 e kare farkından burası c kare eksi s kare çarpı c kare artı s kare yapmış olur. c kare artı s kare dediğim cos kare x artı sin kare xten 1 gelir. Yani burası 1 çarpı c kare eksi s karedir. O zaman benim buraya cos kare x eksi sin kare x yani c kare eksi s kareyi yazmam gerekir. E i̇kisi birbirine eşit olduğu için burası da bana kaçı verecektir? 1'i. O zaman aradığım limit de aslında c şıkkı 1 olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. fx fonksiyonu kritik noktası 3 olan bir fonksiyon olarak bize verilmiş. Biz bu 3 noktasında fonksiyonumuzun limitli olduğunu biliyoruz. Bunu kullanarak m'yi yakalamaya çalışacağız. 3'te limitimiz varsa 3'ün sağ tarafındaki sol tarafındaki limitler birbirine eşit gelmelidir. 3'ün sağ tarafındaki limit için x büyük eşit 3'ü kullanırız. Bu bizi alt taraftaki 2x 7 polinom fonksiyonuna götürecektir. Burada 3 yazdığımızda 2 çarpı 3 7'den ...eksi elde ettiğimizi görüyoruz. Aynı eksi 1 değerini üst tarafta da elde etmemiz gerektiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Demek ki üst tarafta limit incelemesi yaptığımızda bizim kaça ulaşmamız gerekiyor? Eksi 1'e. Dikkat ederseniz mutlak değerin içindeki ifade ile paydada bulunan ifade birbirinin aynısı. O zaman mutlak değerin içi e, sıfırdan büyük olsaydı dışarıya aynen çıkardı. 2x-4 artı m yazardık. Alt tarafta 2x-4 artı m. Bunlar birbirine eşit olduğu için buradaki limit bizi 1'e götürmüş olur ama biz limitin eksi -1 gelmesini istiyorsak alt tarafı değiştiremeyeceğimiz için üst tarafta bir değişiklik yapmamız gerekir. Yani mutlak değerin için negatif olmalıdır ki önünü eksi alarak dışarı çıksın. Bu da bize eksi 2x eksi 4 artı m'yi versin. Alt tarafta da 2x eksi 4 artı m olduğu için bunlar birbirini götürdüğünde buradaki limit değerimiz de eksi 1 olarak gelmiş olsun. Bu durumda biz mutlak değerin iç kısmının negatif geleceğini anlamış oluyoruz. E 3'ün sol tarafı için inceleme yaparken x yerine 3 yazacağız. x yerine 3 yazdığımızda 2 kere 3 6 eksi 4 artı m'yi elde ederiz. Bunun sıfırdan küçük gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda 2 artı m küçüktür 0 gelir. 2'yi karşıya attığımızda m küçüktür. Eksi 2'yi elde etmiş oluruz. Eksi 2'den küçük geldi m'miz. Bakın bu bize d şıkkında verilmiş. O zaman doğru cevabımız burada d şıkkı olarak gelecektir arkadaşlar. Öncelikle bileşke fonksiyondaki limit mantığımızı bir hatırlatmaya çalışalım. Şu bizim y eksenimiz, şu da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Şöyle bir f fonksiyonu grafiğine sahip olduğumuzu düşünelim. Nokta nokta yapıyorum şöyle. Buraya 3 diyelim. Karşılığı da şurada 4 olarak gelmiş olsun. Fonksiyonumuzun 3'teki görüntüsü 4 olsun. Biz burada 3'ün sağ tarafındaki limiti aradığımızı düşünelim. Fonksiyonumuz azalarak gittiği için biz 3'ün sağ tarafında baktığımızda limitimizin yine 4 olduğunu ama biz 4'e yaklaşırken 4'ten daha küçük değerlerden 4'e yaklaştığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bunu bir f fonksiyonu olarak aldığımızda f'te 3'ün sağ tarafındaki limit bizi nereye götürmüştür? 4'ün sol tarafına. 4'ten küçük bir değere götürmüştür. Tabii biz burada limite 4 deriz ama bileşke fonksiyon varsa daha sonra başka bir fonksiyonda bunu inceleyeceksek, onun içine koyacaksak biz burada 4 eksiği alarak ilerleriz. Şöyle söyleyeyim. Mesela bizim fonksiyonumuz şöyle bir grafiğe sahip olsaydı bu sefer artarak giden bir fonksiyon olsaydı yine 3'teki limiti 4 gelirdi ama 3'ün sağ tarafına baktığımızda artarak giden bir fonksiyon olduğu için aslında 4'ün sağ tarafına ulaştığımızı limit olarak 4 diyeceğimizi ama bileşke fonksiyon varsa f3 artının bizi 4 artıya götüreceğini söylemiş olurduk. Burada da o mantıkla bakmamız gerekiyor. Mesela burada f bileşke f bileşke f bileşke f, bileşke, f var. Şu ilk 3 tanesinde hep ne taraftan yaklaştığımız önemli olacak. Sonuncu da zaten doğrudan limiti söylemiş olacağız. Öncelikle sıfırın sağ tarafıyla başlıyoruz. Sıfırın sağ tarafında 1'e gittiğimizi görüyoruz. Bakın fonksiyonumuz artan bir fonksiyon olduğu için biz sıfırın sağ tarafına geçip sıfırı büyüttüğümüzde görüntümüzde birin sağ tarafına geçiyor. Birden büyük geliyor. Yani bizim şu ilk f ile yakalayacağımız limit bizi 1'e götürüyor. Ama bileşke fonksiyon olduğu için ne diyeceğiz biz buraya? 1 artı diyeceğiz. Elde ettiğimiz 1 artıyı şuradaki f'in içine inceliyoruz. Şimdi 1'in sağ tarafına baktığımızda normalde eksi 2'ye gittiğimizi görüyoruz. Ama yine artan bir fonksiyon. Yani eksi 2'den biraz büyük bir değerden eksi 2'ye gittiğimiz için burası da bize neyi verecektir? Eksi 2 artıyı verecektir. Şuradaki sondan ikinci f'imizde eksi 2'nin sağ tarafındaki limiti inceleyeceğiz. Eksi 2'nin sağ tarafında inceleme yaptığımızda limitimizin 3'e gittiğini görüyoruz. Ama fonksiyon azalan eksi 2'den daha büyük bir değere geldiğimizde görüntümüz küçülüyor. Çünkü azalan fonksiyonlarda x'ler büyüdükçe görüntüler küçülürdü. Eksi 2'den eksi 2'den daha büyük olan bir değere geldiğimizde görüntümüzün küçüleceğini burada 3'e yaklaşsak da 3'e 3'ten daha küçük değerlerden yaklaştığımızı görüyoruz. Demek ki burası da bizi neye götürmüş oldu aslında? 3'ün sol tarafına son f'imizde doğrudan f3 eksi inceleyeceğiz. Yani f'de 3'ün sol tarafındaki limite bakacağız ve sonucu limimizi söyleyeceğiz. Başka bileşke devam etmediği için. Hemen 3'ün sol tarafına bakalım diyeceğim ama zaten 3'te süreklilik var. Soldaki sağdaki limit 3'teki görüntü birbirine eşit ve 0 olarak gelecektir. f3 burada bize 0'ı veriyor. O zaman aradığımız bu limit değeri C şıkkı 0 olarak gelmiştir arkadaşlar. İki fonksiyonun da A apsisli noktalarında sürekli olduklarını biliyoruz ve bunu bilerek alttaki 3 ifadeyi yorumlamaya çalışacağız. Aslında şu bilgi aklımızda kalırsa bize hız katacaktır. İki fonksiyonda bir A noktasında ayrı ayrı sürekli ise o fonksiyonların toplamları da çarpımları da Farkları da e, o A noktasında sürekli gelir. Yani bu bize hız katacaktır. Hani orada kafa yormamıza gerek kalmaz. Onun için biz burada iki fonksiyonun farkı olan fx eksi gx fonksiyonunda iki fonksiyonun çarpımı olan fx çarpı gx'inde A'da sürekli geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bakın şu çok önemli. F sürekli g sürekli o zaman toplamları da, farkları da, çarpımları da sürekli. Ama tersten bakarsak toplamları sürekli ise F ve G ayrı ayrı sürekli midir dersek bu her zaman olmaz. Ya da F eksi G A'da sürekli ise F de A'da süreklidir, G de A'da süreklidir diyemeyiz. İkisi ayrı ayrı sürekliyken toplamları, farkları, çarpımları süreklidir ama toplamları sürekli. O zaman ikisi ayrı ayrı süreklidir. Kesin değil. E, çarpımları sürekli ikisi ayrı ayrı süreklidir kesin değil farkları sürekli ikisi ayrı ayrı süreklidir kesin olmaz arkadaşlar lütfen buna dikkat edelim Hani buna bir örnek de vermek istiyorum mesela e, şunu düşünelim e, biz şöyle söyleyebiliriz F3 artı G3 diyelim ki bu kaç gelsin 10 gelsin F'de 3'ün sağdaki limiti artı G'de 3'ün sağdaki limiti 10 gelsin. F'de 3'ün soldaki limiti artı G'de 3'ün soldaki limiti 10 gelmiş olsun. Siz f artı g'yi bir h fonksiyonu gibi düşünürseniz h fonksiyonu 3 absisli noktada sağ limit sol limit görüntü birbirine eşit olduğu için sürekli gelecektir. Peki f ve g ayrı ayrı sürekli olmalı mıdır? Hemen buna örnek vereceğim. Mesela f3'ün 8 olduğunu g3'ün 2 olduğunu düşünün. f3'ün 6 olduğu f3 artının yani f'de 3'ün sağ tarafındaki limitin 6 olduğunu g'de 3'ün sağ tarafındaki limitin 4 olduğunu düşünün. Bakın bu Burada ben farklı durumlar yazıyorum. Toplamları sürekli gelecek ama ikisi ayrı ayrı sürekli olmayacak. F'de 3'ün sol tarafındaki limitin 2 olduğunu, G'de 3'ün sol tarafındaki limitin de 8 olduğunu düşünün. Bakın F'e tek başına baktığımızda 8, 6, 2 bunlar birbirine eşit değil. Demek ki f 3te sürekli değil. G için de aynı durum geçerli. İşte ayrı ayrı sürekli olmaları gerekmiyor. Toplamları sürekli ise bunlar ayrı ayrı süreklidir diyemiyoruz. Ama kendileri sürekli ise toplamları sürekli gelecektir diyebiliyoruz. Aynısı çıkarma ve çarpma için geçerli. Bölmede işler değişebilir. Çünkü paydaya sıfır gelebilir. Buradaki süreklilikte hani görüntümüz ve limit değerlerimiz eşit ya. O görüntü ve limit değerleri sıfırsa iş biraz ne yapabilir? Karışabilir arkadaşlar. Ee, mesela burada o durumun geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hani bir örnek de verebiliriz. Örneğin burada fx fonksiyonu şey fx bölü gx fonksiyonu e, şimdi fx sürekli GX sürekli ise bölümleri de sürekli midir? İşte burada paydaya sıfırın geldiği durumlar işi karıştırır. Mesela şöyle düşünelim. Biz burada A'yı 3 olarak alalım. FX'imiz X kare eksi 9 olsun. GX'imiz de X eksi 3 olsun. X kare eksi 9'da X eksi 3'de, e, 3 de 3 absisli noktada süreklidir. Peki FX bölü GX'e bir bakalım. Şimdi FX'i yazdığımızda X kare eksi 9 burada da X eksi 3 geliyor. Zaten bu fonksiyonu yine bir H fonksiyonu gibi düşünürsek H fonksiyonun 3'te tanımlanmıştır tanımlı olmadığını görüyoruz. E fonksiyon 3'te tanımlı değilse ona biz süreklidir diyemeyiz ki. Onun için bakın bölümleri illa sürekli gelmek zorunda değil. O sıfır gelme durumu işi burada bozacaktır. Onun için bunda kesinlik yoktur. Baktığımızda 1 ve 2 daima doğrudur. 3 daima doğru gelmez. Doğru cevabımız da burada C şıkkı olarak bulunmuş olur. Kitabın daha önceki limit testlerinde de e, bu mantıkta sorular vardı. Alttaki limite baktığımızda x 30 dereceye giderken r1 bölü r2 isteniyor ya bu tip durumlarda biz x'i 30 derece gibi düşünüp sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Şuraya 30 derecemizi yazıyoruz. Karenin karşılıklı kenarları paralel olduğu için burada z kuralından 30 dereceyi üst tarafa da taşıyabiliriz. Burası da bize 30 dereceyi verecektir. Aslında karemizin iç açılarında şöyle yerleştirdiğimizde iki tarafta da 30-60-90 üçgenlerini elde ettiğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hemen şuraya da 60 derecemizi yerleştirmiş olalım. Biz iki tane 30-60-90 üçgeninde iç teğet çemberlerin yarı çapları oranını arıyoruz. Aslında bu iki üçgenin benzerlik oranından yakalanabilir. Mesela ikisinde de hani 30 derecelerin gördüğü kenarları oranlarsak iki üçgenin benzerlik oranını buluruz. Aynısını 60 derecelerin gördüğü kenarlarda ya da hipotenüslerde yapabiliriz. O oran işte iç teğet çemberlerin yarıçapları oranına da eşit olarak gelecektir. Bence burada onu yapmaya çalışalım. Örneğin üstteki üçgende 30 derecenin karşısındaki şu uzunluğu x olarak alalım. Eee alttaki üçgende hatta x demeyelim. Hani iki bilinmeyen girmesin. Bence biz burada df'yi 1 olarak alalım. Devamındaki fc'yi de x olarak alalım. Dikkat ederseniz r1'in olduğu üçgende 30'un karşısı 1 geldi. Diğer üçgende 30 derecenin karşısının x geldiğini görüyoruz. Yani biz aslında burada neyi arıyoruz? 1 bölü x'i arıyoruz. Eğer üst tarafa x deseydim alt tarafa y diyecektim. Bu sefer de x bölü y'yi arayacaktım. Birbiri cinsinden gelip sadeleşmeler olacaktı. Aynı mantığa götürecekti. İki bilinmeyenle uğraşmayalım diye doğrudan bir tarafa 1 dedim. Alt tarafa da x dedim ve ve buradan 1 bölü x'i yakalamaya çalışacağım. Dikkat ederseniz dc uzunluğu karemizin bir kenarı 1 artı x ya da x artı 1 geldi. Aynı uzunluk bc'ye de eşittir. Buraya da ne yazmış oluruz? x artı 1. Alt taraftaki 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı x iken 60'ın karşısı x artı 1 gelmiş. Normalde 30'un karşısı x ise x'in kök 3 katı bize 60'ın karşısı olan x artı 1'i verecektir. Bakın buradan x'i ne yapabiliriz? Çekebiliriz arkadaşlar. Bu x'i sol tarafa gönderdiğimizde x köküç eksi x yani 1x gelir. Bu bize 1'i vermelidir. Ben buraya x parantezine aldığımda kökü çeksi 1 yazarım. Buradan 1'i elde etmiş olurum. Bakın ben neyi arıyorum? 1 bölü x'i. Her tarafı şöyle x ile oranladığımda buradaki x'ler gider. 1 bölü x'imiz de kökü 3 eksi 1 olarak bulunmuş olur. Bu bize iki üçgenin benzerlik oranını aynı zamanda iç teğet çemberlerinin yarı çapları oranını verecektir. Yani burada r1 bölü r2 kökü çeksi 1 c şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. fx'in 3. dereceden bir polinom fonksiyon olduğunu biliyoruz. Limit x1'e giderken fx'i bulacağız. Polinom fonksiyon olduğu için limit değeri o noktadaki görüntüsüne eşittir. Yani biz burada f1'i aradığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Üstteki limite baktığımızda e, zaten hem pay kısmında fx polinom fonksiyonu var. Hem de paydamızda x-2 polinom fonksiyonu var. Biz hem payda hem de payda da 2 yazdığımızda paydanın sıfıra gittiğini görüyoruz. Bu durumda limitimizin bir gerçel sayı olması için belli ki f de 2 yazdığımızda da 0'a gitmeliyiz ki hani 0 bölü 0 belirsizliği gelsin. Belirsizlik ortadan kalktığında kalan kısımda 2 yazdığımızda 7'ye pardon eksi 7'ye ulaşmış olalım. O zaman biz f2'nin 0 olduğunu anlıyoruz. Bunu yakalamış olduk. f2'nin 0 olması ne demek? Hani biz fx'i oluşturmak istediğimizde aslında x eksi 2'nin fx'de bir çarpan olarak bulunması demek ki biz burada 2 yazdığımızda burası sıfırlanmış olsun. x eksi 2'nin kalan kısımlarını da burada yakalamaya çalışacağız. Aynı mantık şu alt tarafta da geçerli. 3 yazdığımızda burası sıfıra gidiyor. O zaman f'te 3 yazdığımızda sıfır olmalı ki sıfır bölü sıfır belirsizliği gelsin. Bu kaldırıldığında bundan kurtulduğumuzda kalan kısımda 3 yazınca limitimizi gerçel bir sayı 9 olarak yakalamış olalım. O zaman biz f'te 3 yazınca da sıfır geleceğini anlıyoruz. F'te 3 yazdığımızda sıfır geliyorsa aynı buradaki mantıkta olduğu gibi x eksi 2 fx'in bir çarpanıysa x eksi 3'ün de fx'in bir çarpanı geleceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Zaten bunların çarpımı bize ikinci dereceden bir polinom fonksiyon verir. Ama biz 3. dereceden olsun istiyoruz. O zaman ben buraya bir de ax artı b'yi ekliyorum. İşte a burada baş katsayı olur. Aynı zamanda buradan da 3. çarpan gelir. Çarpımları da bize 3. dereceyi verecektir. Şimdi şu üst tarafa baktığımızda hani fx'in yerine x 2 çarpı x 3 çarpı x artı b yazdığımızda alt tarafta da x eksi 2 var ya bunlar sadeleşince geriye ne kalmış olur? x eksi 3 çarpı ax artı b. İşte biz burada 2 yazdığımızda kaçın geldiğini görüyoruz? Eksi 7. Hemen şurada 2 yazalım ve eksi 7'ye eşitleyelim. 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir. Buraya da 2a artı b gelecektir. Bu bize eksi 7'yi vermelidir. Eksiler birbirini artı yaparsa 2a artı b'nin 7 geldiğini anlamış oluruz. Aynı mantıkla alt tarafa baktığımızda fx'in yerine x-2 çarpı x-3 çarpı ax artı b yazdığımızda alt tarafta da x-3 var. x-3'ler gittiğinde kalan kısımda 3 yazarsak 9'a ulaşacağımızı görüyoruz. Hemen kalan kısımda bir 3 yazalım. 3-2 bize 1'i verir. Yan taraftan da 3a artı b gelir. Bunun da 9 geldiğini görüyoruz. Ee, o zaman biz 3a artı b'nin de 9 olduğunu belirlemiş olduk. Şurayı eksiyle çarparsak eksi 2a eksi b eşittir eksi 7 gelir. Taraf tarafa topladığımızda B'ler gider. A'mız 2 olarak bulunmuştur. A yerine yazdığımızda B'mizin de 3 geleceğini görmek çok kolay. O zaman biz A'yı 2 B'yi 3 bulduk. Üst tarafa döndüğümüzde şu AX artı B'nin yerine ne yazabiliriz? 2X artı 3 yazabiliriz. İşte FX'imiz X eksi 2 çarpı X eksi 3 çarpı 2X artı 3'tür. F1'i aradığımızı söylemiştik. Hemen F1 diyelim. 1 eksi 2'den eksi 1. 1 eksi 3'ten eksi 2. 2 kere 1 2 artı 3'ten de 5 gelir. Bu çarpım bize 10'u verir. Doğru cevabımızın B şıkkı 10 olması gerekir.